Şimdi 5553 sayılı kanuna göre kurulmuş olan tohumculuk sektörü 7 tane alt birliği var. Bir üst birlik tohumcular birliği ve 7 alt birlikten bir tanesi de tohum dağıtıcıları alt birliği, TODAB kısa adı. Onun istişare toplantısında bugün buradayız ve direkt tohumu üreticiye dağıtan kesimle olan istişarede burada bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bir alt birlik olarak, kardeş alt birlik olarak bizim de tohum sanayicileri, üreticileri alt birliğimiz ekibi olarak, yönetim kurulu olarak bu toplantıya katıldık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi tohum sanayicileri, tohumu üreten, sanayisiyle uğraşan kesimin oluşturduğu bir alt birlik. Dediğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi biraz önceki dağıtıcılar da o ürünü tüketiciye, üreticiye, çiftçiye dağıtan kesim. Dolayısıyla iç içe geçmiş bir konumdayız. Şimdi Türkiye'deki tohumculuk faaliyetleri dünyanın ileri gitmiş, tohumda ileri gitmiş ülkelerine göre çok geç başlamış bir faaliyet. Maalesef bugün tohumda söz sahibi olmuş, dünyada söz sahibi olmuş önemli şirketlerin kuruluşlarına baktığımız zaman 150 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu görüyoruz. Bizdeki uygulama 80'li yıllardan itibaren tabiri yerindeyse kıpırdanmaya başlamış ama en önemli ivme 2000'li yıllardan itibaren başlatılmıştır. 2006 yılında çıkan özellikle tohumculuk kanunu, 2004 yılında çıkan ıslahçı kanunuyla birlikte tohumculuk sektörü hızla gelişmeye başlamış ve bugün geldiğimiz noktada gerçekten tarım sektörü içerisinde çok imrenilerek belli rakamlardan bahsedilen önemli bir sektör haline gelmiştir. Ama bu demek değildir ki her konuda yeterliyiz. Dünyaya istediğimiz her tohumu ihraç ediyoruz veya ithalatımız çok minimum miktarda demek anlamına gelmez. Zaten dünya küreselleşmiş durumda, mutlaka ilişkilerimiz var. Bazı bitki türlerinde %100'lere varabilecek düzeyde sertifikalı tohumluk üretimimiz var. Yeterli. Sebze konusunda özellikle 80'li yıllardan sonra bağımlılığımız her geçen gün azalarak üretimimiz, yerli üretimimiz her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında endüstri bitkileri, ayçiçektir, mısırdır, bazı yem bitkileri konusunda çok sıkı Ar-Ge çalışmalarını yürütmemiz gerekiyor. Burada ülkemizde üretilmesine rağmen bu tohumların birçoğunun yerli, milli tohum noktasında Ar-Ge çalışmalarına diğer bitki türlerine göre daha fazla önem vermemiz gerektiğinin farkındayız. Bakanlığımızın da katkılarıyla Ar-Ge çalışmalarının daha da yoğunlaştırılmasıyla bu açığı çok kısa sürede çok verimli bir şekilde kapatacağımızdan kesinlikle eminim. Sertifikalı tohum üreticimiz için olmazsa olmaz. Mutlaka tohum ana girdi, birincil girdi ve verime etki eden en önemli girdilerden bir tanesi. Onun için sertifikalısını kullanmak, hastalıktan ari, verimi yüksek, genetik potansiyeli yüksek, ne olduğunu bildiği çeşidin ekilmesi çok önemli. Bilgi kirliliğinden bahsettiniz. Gerçekten o konu bizi en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi. Şimdi hibrit tohum deniyor. Hibrit tohum dendiği zaman çok değişik söylemlerde bulunan, yanlış söylemlerde bulunan kişilerle karşılaşıyoruz. Hibrit tohum bir kısır bir tohum değildir. Hibrit tohum eptel bir tohum değildir. Hibrit tohum normal tabiatta olan aslında bir melezlemenin insan kontrolünde yapılanı, yani kontrol altında yapılanına diyoruz biz hibrit. Hepimiz birer hibritiz aslında. Onun için işi ehline bırakıp ehil olan insanların konuşmasını, onların söylediklerine itibar edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada hibrit tohuma mutlaka ihtiyaç var ve hibrit tohum da kesinlikle dediğim gibi yanlış yorumlanacak bir tohum değil. Onun için doğru bilgileri doğru kaynaktan almakta çok büyük önem vardır diye düşünüyorum. Valla Bereket TV zaten her zaman tarıma katkı sağlayan önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Sizlerin aracılığıyla eğer faydalı bilgiler verebilmişsek kendimi mutlu ediyorum. Herkese verimli, bol ürün olan yıllar temenni ediyorum.